Selam gençler kanalıma hoş geldiniz Luka, ben bugün sizlerle birlikte efsanelik saldırıları yapacağız çok efsane olmasak da efsanelik yolunda e, ilerlemeye çalışıyoruz iki geri bir ileri şeklinde gittiğimiz bu yolda umarım bugün güzel saldırılarla karşınızda oluruz son 5 saldırı hakkım var 5'ini videoda gerçekleştireceğim canlı olarak gerçekleştireceğim kendi açımdan e, umarım başarılı olurum ee, Sizlere de güzel saldırılar izletirim arkadaşlar. Ee, şimdi saldırımıza geçelim. Bugünkü ilk saldırımıza, videodaki ilk saldırımıza başlayalım. Evet köyümüz geldi, rakip köy. Evet kartal topu ortada. Ana bina dışarı doğru. Bu aralar moda. Benim gibi psikopatlar önceliği kartal topuna verdikleri için... Ana binayı çok umursamadıkları için zorluk yaşıyorlar. Umarım ben zorluğu yaşamam. Bebek ejderleri yukarıdan saldık gençler. Onlar biraz köyde açılım yapıyorlar. Onlar kenarları açtı. Ben ejderleri ortadan saldım. Balonlar peşine, biniciler peşine geldi. Koruyucu yolculuk başlasın. Bir öfke patlattık. Kartal topuna doğru ilerliyoruz. Umarım güzel bir şekilde saldırımızı gerçekleştiririz. Bir dondurma çıktık. Orada çoklu cehennem kulesinin zararından biraz kurtulalım istedim. Kartal topuna bir dondurma daha çıktım ama kartal topu maalesef topunu göndermişti. Topumuza sıktı. Evet aşağı bir dondurma attık. <laughs> Pardon. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Köyün içine girdik baya baya ama. Tabi en önemli etken ve madde ana bina aşağıda henüz elde edilmemiş şekilde duruyor. Ee, umarım ana binaya <laughs> bir şeyler yapabiliriz. Şu an için ee, köy baya bir güzel şekilde üst tarafı erittik. Neler olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Evet bir tane büyücüyü saldım yukarıdan ee, depoyu alması için. Ya... Evet okçu kraliçe bar kral ve şampiyonu aynı yerden gönderdim arkadaşlar zeplinde dış taraftan saldım belki etkisi olmaz dedim demez olaydım çok etkisi oldu evet maalesef şu an için çok kötü bir ilerleyiş umarım ana binayı alırız ama şu ee, laftazı bütün ümitlerimi yıktı açıkçası arkadaşlar. Onun orada parçalanması demek. Benim her şeyi kaybetmem demek. Buz golemde dondurduk çu kraliçeyi. Velet Dalil'in amin oldu. Maalesef tek yıldızda kaldık. <laughs> yani ilk elin günü almaz ama yapacak bir şey yok. Hemen orduyu yenileyelim. Hemen karşınıza gelelim. Bu saldırı maalesef kötü oldu. Bekleyin hemen geliyorum. Geldim gençler geldim ikinci saldırı için geldim şu anda eksi 25'teyiz umarım bunu artıya taşırız ama bu saldırıda kesinlikle 25 almamız gerekiyor almazsak ee, eksi de kalacağız tabi bu da hiç hoş olmayacak evet saldırıya geçiyoruz ordumuz hazır haydi bakalım bismillah diyelim ateş etmeye başlayalım ordumuzla şimdi ne yapalım ne edelim hmm. Bebek ejderi gönderiyorum. Evet iki taraftan bebek ejderlerle biraz açılım yapıyoruz köyde. E, köyü biraz daha hafifletip yukarıdan ejderlerle aşağı doğru inmeyi planlıyorum ilk etapta. Bakalım o planımızı ne kadar gerçekleştireceğiz. Ejderleri şöyle bir hilal şeklinde saldım. Üzerine balonları başka bir hilal yaptım. Ejder bincilere hilale yetecek sayıda olmadığından dolayı onları o hizada gönderdim. Bir öfke patlatıp içeri doğru yol almalarını sağladık. Şimdi üfürüğe dondurma attık ama o bizden hızlı çıktı. Maalesef üfürdü. Şimdi kartal topu da gücünü gösterdi. Bir dondurma dağıttık. O da kartal topunun atışından sonra. Çok geç kalıyoruz. Geç kaldığımız için de e, kaybediyoruz. Koruyucunun özelliğini kullandık. İçeri doğru Güzel bir şekilde ilerlemekteyiz. Şimdi burada önemli olan ana bina almak olacak. Şampiyonu gönderdim ama şampiyonu hiç ettiler. Demek ki yanlış yerden göndermişiz. Ee, daha iyi yerlerde olabilir. Evet, Klan Kalesi çıktı. Dondurmayı attık ama maalesef şampiyonu kaybettik. Güzel bir şekilde köyümüz ilerliyor arkadaşlar. Ee, bakalım nereye kadar ilerleteceğiz bu köyü? zeplini saldım zeplini tam ortada patlattılar hemen bir dondurma attım barbar kralı okçu kraliçeyi de saldım şimdi burada önemli olan oraya girebilmek olacak yukarıya iki tane okçuyu salladık ki orada boşluk kalmasın barbar kralın özelliğini kullanıyorum barbar kral etrafa yayılıyor rakip okçu kraliçeyi alırsak ne ala rakip okçu kraliçe çok şükür bizim okçu kraliçeyi görmedi herhalde menziline girmedi şu anda lav tazından kalan o küçük, pıtırcık, güzel, sevimli yaratıkları öldürdükten sonra Okçu Kraliçe'ye girişi yaptık. Güzel. Onu aldık. Okçu krelçenin yer bölümünde aldık. krelçenin özelliğini kullandık. Ana binayı erişebilecek mi? Erişti. 171. Gayet güzel. Yani hiç yoktan iyidir. 2 yıldız. 10-15 kupalarda kalmaktansa şimdi burada bir 20 kupa almak güzeldir. Diye düşünüyorum %72 oldu Burada okçular ölür Bu savaş burada biter Gayet güzel 23 kupa Eksi 2 kupaya kadar düştük Yapacak bir şey yok e, Değil mi yanlış hatırlamıyorum Aynen eksi 2 kupa olsun Kalan saldırı haklarımızda başarılı oluruz Orduyu kuralım Hemen karşınıza gelelim arkadaşlar Gençler videodaki 3. saldırımıza geçiyoruz e, Umarım güzel bir saldırı yaparız Enes kardeşimin dediği bir şey vardı. Ee, aynılarını değil taktik görmek istiyoruz diye. Tabi bu taktiği nasıl yaparız bilmiyorum ama önemli olan buradan güzel yüzde çıkarmak. Tabi bu yüzdeyi de e, taktikle çıkarmakta ayrı bir meziyet olsa gerek. Şimdi bir taktik deneyelim o zaman. Kartal topuna nasıl gireriz taktiğe? <laughs> Şimdi şuralardan bebek ejderleri saldım arkadaşlar. Bebek ejderlerle burayı açıp içeriye doğru kat edip önce cehennem kulesi, ardından kartal topu ve etrafını temizlemek gibi bir niyetim var. Bakalım o niyete erişebilecek miyiz? Şimdi şampiyonu da gönderdik. Akabinde yalnız. Kraliçenin içeri girmemesi sıkıntı olacak diyecektim ki kraliçe çok şükür girdi içeriye, problem yok. Şimdi cehennem kulesine doğru erişmemiz lazım. Evet, gayet güzel. Yani şuradaki savunma hattında almak gayet güzel olacak. Ee, şampiyon baya zarar gördü ve en kötü tarafı da okçu Krelçe içerden dışarı çıktı. Şimdi bir dondurma daha atıyorum. Okçu kaybettik. Kartal topunu alamadık. Artık son tangomuz ejderlerle girmek olacak arkadaşlar ki onlarla da alacağımızın çok bir garantisi söz konusu değil. Evet. Gayet güzel bir şekilde yok oldu. Şimdi artık tüm şey orduda Umarım güzel bir sonuç elde ederiz. Bir dondurma patlattık. Bir öfke daha patlatıyoruz şuraya. Şimdi koruyucunun burada oluşuyla beraber şuraya bir öfke daha attık. Koruyucunun özelliğini kullandım ama aslında kaçırdım özelliği. Çok güzel. Yetiler içeri düştü. Şuraya bir dondurma attım. Umarım yetiler tamamıyla ana binanın içine odaklanır. Gayet güzel ana binayı aldık. Problem yok. Şimdi arkada bir şey bıraktık mı? Bırakmadık. Artık ne kadar alırlarsa bereket versin diyeceğiz. Ordumuz için İki tane okçuyu da şuraya bıraktım. Oradan da bir yüzde bir gelir. Tamam gayet güzel. Yani ejderler ilerliyor. Ejderleri alttan destek olarak da büyücüleri sallıyoruz arkadaşlar. Evet. Baykuş patlatmak istedi ama olmadı. Ah ejderin şey büyücünün ömrü yetmedi. Yüzde yetmiş bir. Evet yani e, orada kaybettiğimiz barbar kral okçu kraliçe ve şampiyona değdi mi? E, bence değmedi. E, daha güzel olabilirdi. Ama %71 aldık problem yok. Orduyu yeniliyoruz. Gayet ortalama bir dereceye gidiyoruz. İyi değiliz. Artı 21 kupamız var. Rakip saldırı yapmadı. 3 saldırı yeme hakkım var. 2 saldırı daha atacağım. Dün eksi 22'de kaldım. İşte dün de güzel gidiyorduk. İki tane saldırı hakkımız boşa gitti. Ee, yapacak bir şey yok. Şimdi bugüne odaklandık. Bugün inşallah artı da kapatıp e, kupa konusunda biraz toparlamaya çalışacağız. Hedefimiz dereceye girmekti. Şu an için e, fikrimizi değiştirip gelişmeye yönelik hareket ediyoruz. Köyü fullemek istiyoruz. İşçilerimde de şu anda en yakın işçime 7 gün var. O yüzden bu işçimi boşta bırakıp duvar kasacağım arkadaşlar. Ee, umarım güzel bir yolda ilerleriz. Hemen orduyu yeniliyorum. Sizler biraz bekleyin. Aslında videoda hiç beklemeyeceksiniz. Yenileyip köyü bulup hemen karşınıza geliyorum gençler. Evet gençler artı 21 kupa ancak bir saldırı fazlalığımız mevcut. Rakip saldırmadı. Bu işin sabaha kadar yolu var. Ee, bizim buralardan güzel bir saldırı çıkartmamız lazım. Umarım o güzel saldırıyı çıkartır. Şöyle bir yüzde yüz patlatsak çok güzel olur aslında ama. E, bakalım. Kader kısmet diyelim. Ve saldırımıza geçelim. Şimdi. Ne yapıyoruz ne yapıyoruz. Şuradan okçu Elçi'nin olduğu yere nasıl gireriz diye düşünüyorum ama. O mu daha kolay olur? Yani o daha kolay olur gibi geliyor. Şurayı bir patlatayım bakayım ne olacak. Şimdi bunu buradan patlattık. Şunu da şuradan patlatalım. Gayet güzel. Hadi bakalım. Deme takalım. Şimdi barbar kralı buradan salladık. Bunu buradan salladık. Niye bu kadar uzaktan salladığımı soracak olursanız ben de bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum. Aslında biliyorum belki buradan daha kolay yollu içeri doğru ilerler diye düşüncesiyle salladım arkadaşlar. Ve keza düşüncelerim gerçekleşecek mi? Göreceğiz. Evet. Gerçekleşiyor. Buradan şimdi gayet güzel bir şekilde gönderiyoruz. Okçu kraliçe artı Şampiyonu, şampiyonun özelliğini kullandık. Şampiyon sizlere ömür arkadaşlar. Tabi bu arada e, okçuk de sizlere ömür. Şimdi güzel bir şekilde açtık, problem yok. Şuradan ejderleri gönderiyorum. Akabinde balonlar ve güzel bir şekilde ilerliyoruz. Evet. Bir tane daha dondurma patlattık oraya. Koruyucunun özelliğini kullandık arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde koruyucu ilerliyor. Şuraya bir öfke daha. Ah öfke yanlış yere patlattık. Evet girdim içeriye onu göremedim. Umarım girmiştir. Girdiği gün işi bitirmiştir diye ümit ederken maalesef ee, ana binayı alamadık arkadaşlar. Evet, maalesef ana binayı alamadık. Maalesef alamadık. Şimdi şuraya bir gönderdik. Buraya bir tane gönderdik. Evet, maalesef ana binayı alamadık ve yüzdesel dilim olarak da çok geride kaldık. Nasıl olacak bilmiyorum. 10 kupa Eksiğe düşecek diye bütün korkum aslında güzel gidiyordu. Son öfkeyi niye oraya harcadığım için, niye harcadım sorusunu cevaplayamıyorum. Bütün problem orada koptu arkadaşlar. Ee, öfkeyi orada kullanmayacaktık. Ama maalesef e, orada bir yanlışlık yaptık. Öfkeyi kullandık ve ana binada öfkeyi kullansaydık şu anda çok farklı şeyler konuşu olacaktık. %66 67 civarlarında kaldık. Maalesef ee, tek yıldızda kaldık. Son saldırı için hazırlanacağım. Son saldırıda neler beni bekliyor onu göreceğim. Umarım bu beklentiyi güzel bir şekilde karşılarız. Umarım sizlere son saldırıda güzel bir saldırı izletirim siz beklemede kalın ben orduyu hazırlayayım. Orada hazırlansın, rakip hazırlansın ve saldırımıza geçelim. Gençler son savaş, son hakkım. Umarım güzel bir saldırı olur. Artı 33 puanındayız ve maalesef rakibin 3 saldırı hakkı var ki bunu çok rahat 2 saldırıda hatta tek saldırıda çıkartır. Umarım bizler bu saldırıda güzel bir saldırı yapar ve bu puan farkını açarız. Sabaha kadar da saldırı yemezsek çok güzel bir şekilde günü kapatmış oluruz. Şimdi gene alışılmışın içinde şuradan bir saldırı atalım. Şöyle ufak ufak bir açalım o tarafı. Sol taraftan gireceğiz arkadaşlar. İnşallah bir aksilik olmazsa evet şuradan Barbar Kral ve okçu kılıçı gönderiyorum. Evet. Ejderler, balonlar, biniciler ve tabii ki koruyucu ile ilerlemekteyiz. Şimdi bir dondurma patlattık oraya. Şuraya bir dondurma patlatalım. Zeplini salladık arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi Maalesef koruyucunun etkisine giremedi. Ya gene sokamadık içeriye ya. Oo! Ana binaya aldı yala. Ana binaya aldı yala. Vay 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 kardeşim benim. Çok iyi ya. Şimdi ne yapabilirizi düşünüyorum arkadaşlar. gayet güzel bir şekilde orayı tamamladık şampiyonu saldım. şimdi şampiyon gidiyor Evet şampiyonu gönderdik. Gayet güzel. Şampiyonun özelliğini kullandık. Orayı bayağı bir açtı. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi bebek ejderi buradan salıyorum. Evet. Oraya erişiyor. Şimdi yüzdelik dilimde ne kadar alabilirime göre hareket ediyorum arkadaşlar. Evet. Tesla da ona saldırıyor. Oralardan bir şey alamadık. Bebek ejder, bakalım bir tane daha alabilecek mi Alamadı %72 2 yıldızla geceyi Noktaladık 23 kupa Daha ekledik hanemize Ve böylelikle kupa sayımız 56 oldu Artı 56 daha evet Barbarımız uykuya yattı Bugünlük bu kadar dedi bizden dedi 56 kupayla bitirdik Evet bakalım rakipler sabaha kadar Saldıracak mı ee, Umarım ee, Gün bitimine kalmadan ee, rakipler saldırır ve bu saldırılardan da zayıf puanlar alaraktan bizi galibiyete uzandırır diye ümit ediyoruz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ufak tefek kötü saldırılarımız oldu ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bir dahaki videoda kara saldırısı yapmayı düşünüyorum. Ya da elim alışırsa tazı balon düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler de onları da beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. İzlerken abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.